Bedelhan'ı görünce şaşırdım Bedel kadın. Unutmuşuz biz. Ne güzel büyümüş maşallah. He. Öyle oldu vallahi hanımım. Çoluk çocuk burnumda tütüyor. Bir başımıza kaldık oralarda. Yalnızlık zor. Biz de bu koca şehirde kaldık bir başımıza. Konu komşu yok, kimse yok. Ne kapımızı çalan var, ne de biz gidip birilerinin kapısını çalabiliyoruz. Ama çok şükür, çocuklarım yanımda ya. Tabii tabii, şükret. Nasıl, Emir okula alışabildi mi? Alıştı, alıştı. Mardin'e gelseniz. Boran Ağa nasılsa burada. Çocuklara göz kulak olur. Siz de arada gelir gidersiniz. Ben de istiyorum Mardin'e dönmeyi. Ama işte bizim biraz burada kalmamız icap etti hanım o. Ne o bedel kadın? Sende bir hal var. Söyle, bir şey mi oldu? Çocuklar mı üzdü? Yok. Yok, çok şükür. Ben çocuklarımdan yana bir şikayetim yok. Sen kuvvetli kadınsındır. Bırakmazsın kendini. Ne oldu? Bedar. Bedar, iç bir yudum. Söylesene, ne oldu? Hastayım ben hanım. Hastalık hepimiz için Bedar kadın. Artık fen ilerledi. Çaresi bulunur. Bulunur elbet. Kanser olmuşum ben hanıma. Her şey iyi. İyileşiyordum. Ama doktor işte birden ameliyat olacağım deyince içime bir korku sardı hanıma. Kolay mı? Bıçak altına yatacağım. Olay değil elbet ama doktor lazım diyorsa. Ben olmayacağım ameliyatı, istemiyorum. İstemiyorum demekle olur mu Bedar? Sağlık başka şey. Daha gençsin. Çoluğun çocuğun küçük. Ben yenerim diyordum. Madem o kadar küçüldü, ameliyatsız da küçülür gider. Kaybolur evvelallah. Acele etme. Çocuklarını, torununu düşün. Bak, ikincisi de yolda. Sağlıkla büyüdüklerini, mürvetlerini görmek istemez misin? Olmayacağım ameliyat diye kestirip atma. Düşün yine Bedar kadın, olmaz mı? Heh?